sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar. Spor Toto Süper Lig 2023-2024 sezonu daha doğrusu Trendyol Süper Lig 2023 24 sezonu. Herkes için özellikle Fenerbahçe'miz için hayırlı olsun. İlk olarak Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Transfer haberlerini, son dakikayı, Cengiz Ünder'i hepiniz biliyorsunuz. Kapa yapılan açıklamayı da biliyorsunuz. Ama maddi detay e, pazartesi açıklanır diye bekliyorum arkadaşlar. Cengiz Ünder'in açıklamaları benim dikkatimi çekti. Onu okuyayım. Merak etmeyin kısa kısa sürdüreceğim. Kendimi çok heyecanlı ve çok gururlu hissediyorum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Edin Ceko ile transfer sürecimde çok konuştuk. Demek ki Ceko çok geveze biri. Roma'da birlikte güzel günler geçirdik. Burada ona yine çok gol attıracağım ifadesini kullanmış. Hadi inşallah. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim diyor. Avrupa'da 7 yıl geçirdim. Menajerime Türkiye'ye dönmek istediğimi söyledim ve geldim. Özgüveni yüksek bir futbolcuyum. Sahaya çıktığımda bunu herkese göstereceğim demiş. Çok aşırı iddialı açıklamalar. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Yine aynı şekilde Fenerbahçemizin yeni transferi birilerinin zeytinyağlı yanık krem aldığı Fred İstanbul'a geldi. Hani Fred transferi için Manchester United'la ve oyuncuyla anlaşıldığı zaten belirtilmişti. Bu da açıklama olarak da yapılmıştı arkadaşlar. Nitekim ki hepiniz biliyorsunuz bunu. Fakat Selahattin Maki'nin açıklamaları beni çok ürpertti. Ya Galatasaray deyince insanın aklına eskiden bir büyük bir takım gelirdi ama şimdi insanların aklına başka şey gelmeye başladı. Fred'i 4-5 kez yanımızdayken aradılar diyor. Selahattin Baki Fred hakkında transferde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çok çarpıcı yani az çarpıcı değil çok çarpıcı açıklamalar. Gider alırız demiştik. Bütün cihamiyamıza sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Başkanımıza verdiği güçten dolayı teşekkür ediyorum. Mario Branco ve Okan Özkan'a teşekkür ediyorum. Diyerek söze başlıyor. 7-24 uyumadan 2-3 gün geçirdik İngiltere'de. Nihayetinde Fenerbahçe camiası ve yönetimi ortaya niyet koymak istedi. Bu refleks önemliydi. Fenerbahçe'nin alışık olduğu isimler böyle isimlerdir. Kimseyle çalım savaşına girmek için biz bu işlere girmiyoruz. İhtiyacımız vardı. Ülkemizin kulübümüzün parası bunlar. İhtiyacımız varsa biz istiyorsak gider alırız demiştik. Öyle oldu. Aşırtta bir ekbört. Herkesin bilmesini istediğim bir şey var. Algıların aksine biz taraftarımıza her zaman doğruları söylüyoruz. Biz şu gün masadan kalktık diyorsak aksini ispatlayacak. Delil ispat yoktur. Fred'i elden kaçıran bazı rakiplerimiz var. Artık kimden bahsediyor bilmiyorum. Herhalde efsanesi Hakan Şükür olanlardan falan bahsediyordur diye düşünüyorum. Yok bir aydır ilgilenmiyoruz deseler de bizler şahidiz. Kendi gözlerimizde. hem kulüp bazında 4-5 kere telefon açtırdılar. Kulüp işi olmayınca çünkü orada tanıdıklar dostlarımız var. Manchester United dik durunca Fred'e başka kanaldan gidip aklını çelmeye çalışıp bu işi bozmaya çalıştılar. Ancak ben hepsini söylüyorum. Fenerbahçe masadaysa bu işleri çevirmek çok zordur. Bu sene hep beraber çok güleceğiz demiş. Hadi inşallah Selahattin baki. Tribünlerin sarı selo abisi. Valla bir şey söyleyeyim. Bu kadar da değildir diye düşünüyorum. Bu kadar da utanmaz arlanmaz değillerdir herhalde. Yani Galatasaray dün ne güzel puan kaybetti. Okan Buruk bundan sonraki haftalarda Galatasaray'ın kalitesini daha yüksek şekilde göreceğiz. Onu göremezsek zaten oyuncular bizde birlikte olmayacak demiş. Arkadaşlar bakın. Herkesin önünde. Bütün medyanın önünde. Oyuncularını tehdit eden bir teknik direktör. Yani ya adam gibi oynayacaksınız. Maçları kazanacaksınız ya da hepinizi gönderirim diyor. Erman Toroğlu da diyor ki haklı olarak Oyuncular Okan'ı yer. Oyuncular Okan'ı yer. Benden söylemeyiz hoca. Çok tehlikeli bir söylem. için diyor. Haksız mı? Bence de çok tehlikeli bir söylem. Sezonun daha başındayız. Bak bu var ya çok enteresan. Ertem Şener diyor ki Dubois Kerem ile tartıştı diyor. Merak ediyorum niye herkes bir tur Kerem'i dövüyor? Yani Galatasaray'a giden niye bir tur Kerem'i dövüp devam ediyorlar yollarına? Ya, ayıp değil mi ya? Erman Özgür. Torreira maç mide bulantısı sebebiyle oynamadı. Mide bulantısı. Lan geçen de midesi bulan Hamile olmasın lan bu Torreira. Geçen de midesi bulanıyordu. Değil mi? Antrenmanı yarıda falan bıraktıydı. Hamile olmasın. Onu bir bence bir e, sağlık kuruluşuna göstermeleri lazım. Hamile olabilir arkadaşlar. Yani küçük minnak minnak çocuklar olur ne güzel. Ne Neyse Net söylemler var. Torreira er yeni gelen oyuncuların yüksek maaşları sebebiyle maaş arttırımı istemiş. Yönetim kabul etmemiş diyor TVB Spor'da. Olur mu lan? Karın tokluğunu oynuyorlar. Mesela Fenerbahçe çok para verdi. Fener'i tercih etmedi. Zaha Galatasaray'a gitti. Hem de ne kadar? 2,5 milyon euroya. Yersen. Ulan kulübün içindeki herkes her şeyi biliyordur. Herkes her şeyi biliyordur. Kimse salak değil. Herkes her şeyi biliyordur. Aa, salaksa bir şey diyemem. Herkes her şeyi biliyordur. Lake of Tears dün gece Torreira'nın oynamama sebebi mide bulantısı değil, sözleşme rahatsızlığıymış. Torreira maaşının Icardi, Zaha ve Tete'nin seviyesine çıkarılmasını istemiş. Hakkıdır. Tür yaşamış Torreira'nın bu maaş. Yani inşallah daha beter karışırlar. Yalnız ben anlamadım. Niye herkes bir tur Kerem'i dövüyor? İsmail Kartal'dan Toko Aykan bir raporu. Fenerbahçe'de teknik tüktür İsmail Kartal'ın Karl Toko Ekan bir transferinden vazgeçmediği öne sürüldü. Fenerbahçe transfer çalışmalarını yaparken Ekan bir de yeni gelişmeler yaşandı. Haber Global'den sevgili Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre ki Sercan Hamzoğlu kolay kolay yanlış haber yapmaz. Yani Sercan Hamzoğlu'na gelen duyum yanlış olacak da o da kanacak da inanacak da şöyle olacak da böyle olacak da ancak anca oralardan bir şey yakalayabilirler. Aksi takdirde zannetmiyorum. Ee, İsmail Kartal Ekan bir transferi konusunda ısrarcı olduğunu ifade etmiş. ısrarcı ise alırız. Biz normalde vazgeçtik gibi bir durum oldu. Ama ısrar ediyorsa alırız. Döneriz gider alırız ne olacak? Haberde Kartal'ın Ekambi'nin maliyetinin uygun olması halinde Joshua King'in yerine takıma katılmasını istediği belirtildi diyor. Arkadaşlar Joshua King konusunda hiç kimse konuşmazken burada ben söyledim. 4 milyon euroluk bir teklif var. Kulüp menfaatlerine uyarsa King'i satalım. Ekambi'yi alalım diyor. Sevgili İsmail Kartal, katılıyorum da. Rakip Abha kulüp, Fransız gazetesi, Lekip. Ekambi için Suudi Arabistan kulübü Abha Club Lyon'la anlaşma aşamasına geldiğini yazdı. 2 grupta 1.7 verdi diyor. Ben size bir duyum vereyim mi? Ekambi için Mario Branco görüşme yapacak arkadaşlar. Son bir görüşme. Bakalım o görüşmeden ne çıkacak. Ya maçı konuşacağım ama Jorginho için Fenerbahçe cevabı gelmiş. Jorginho'dan transfer açıklaması gelmiş. Onu merak ettim. Kısaca bir okuyalım. Ee, Jorginho konsantre olmuş durumda diyor. Santos oyuncunun menajeri. Premier Lig'de 6. Şampiyonlar Ligi'nde 5. yılını geçirecek. Her şeyden önce milli takıma odaklanmış şekilde demiş. Fenerbahçe sorusu sormuşlar. Ya siz Mustafa Hoca'yı hiç mi takip etmiyorsunuz? Allah'ınız kitabınız hiç mi yok oğlum sizin? Takip etseniz yalan bu adamı demiş. Fenerbahçe mi? Hayır. Arsenal'de kalacak. İngiltere'de olmaktan mutlu. Bazı teklifler var. Örneğin Arabistan'dan. Ben arada ama somut bir şey yok. İspanya'dan takip ediliyor. Demiş yani Jorginho'nun menajeri açık ve net bir şekilde İstanbul'a gitmeyecek ya da Arsenal'dan ayrılmayacak demiş ki Mustafa Hoca yine bildi. Barrow, Musa Barrow çok uğraştık kadromuza katmak için çok çabaladık ama menajer değişikliğine gitmiş Barrow'da. Arkadaşlar biz Barrow için çok uğraştık. Galatasaray'da teklif vermiş. E, ayrılmak istiyormuş. 24 yaşındaki oyuncu kariyerine başka takıma devam edecek. 28 128 maça çıkmış. Bologna'da 27 gol 28 asist. İnşallah başka takıma gittiğinde pişman olmayız ama bu defter kapandı diyebilirim arkadaşlar size. Batshuayi çok gelen sorulardan bir tanesi. Batshuayi'nin takımdan ayrılmasını istemedi İsmail Kartal diyor. Fakat bu haberde dayandırdıkları bir şey var. Lens takımı ilgileniyor. Roma takımı ilgileniyor birkaç takım ilgileniyor. Resmi tek teklif gönderen takım da var. Ancak yedek golcü olmak istemeyen Batu Şua'yı diyor. Hayır arkadaşlar bunların hepsi konuşuldu. Takımdan mutlu. TRT Spor'a verdiği röportajda İsmail Kartal Batu Şua'yı değindi. Bazı oyuncular iyi çalışıyor. Sonuçta 11 kişi sahaya çıkıyor. Herkes sırasını bekleyecek. Batu aynı mutsuz olduğunu sanmıyorum. Çok pozitif bir çocuk. Konuştuk falan filan diyor. İsmail Kartal o canlı yayında bir şifre verdi. Dedi ki kulüp menfaatlerine uygun bir teklif gelirse ancak dedi. 16 milyon euroyu veren olursa Batçuay'ı gider. Yoksa Batçuay'ı kalacak arkadaşlar. %100 duyumdur bu. Bilginiz olsun. <laughs> Fenerbahçe'den Dominik Livakovic sesleri. Uzun süredir girişimlerimiz var. Ve transfer bitmeye geldi diyor. Haberde doğru. Arkadaşlar ben size Livakovic'le ilgili sürpriz bir şey söyleyeyim mi? Çok enteresan bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuğun serbest kalma maddesi 10 milyon euro değil mi? Biz bu çocuğu 4 milyon ila 7-8 arasına alırsak, 4 milyon euro ila 7-8 milyon euro arasına alırsak, beklediğimize değmiş der misiniz ben derim. Resmi 3 maça çıktım. 3'ünü de kazandım. İnşallah bugünkü Gaziantep maçını da kazanırız. 4'te 4. Yani resmi maçları kazanmış olacaksın. Anlatabiliyor muyum? Kaleci, kaleci en fazla ne idmanı yapacak ki? Ya yani takımın bir sistemi taktiği vardır. Kaleci yani en erken öğrenebilen isimdir. Kalecinin kurtarış yapması lazım. Savunmadaki isimlerle ortak bir dilde konuşma ayarlaması lazım vesaire. Vallahi Dominik Livakovic için ben size şunu söyleyeyim. Ee, hafta içinde çarşamba günü ben Dominik Livakovic için enteresan bir şey bekliyorum. Hani ister kap olarak algılayın ister kup olarak algılayın. Ben Livakovic için özellikle bir şey bekliyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada subliminal değil açık açık söylemiş oldum. Çünkü sizler kanalımıza abone oluyorsunuz, sizler videoları beğeniyorsunuz, yorumlar yapıyorsunuz, destek oluyorsunuz. Sizden gizli saklım yok. Ve Fenerin maçı var. Fenerbahçemizin konuğu Gaziantep Futbol Kulübü. Fenerbahçe Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Gaziantep Futbol Kulübünü ağırlayacak. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde pazar günü yani bugün saat 21.45'te oynanacak müsabakayı Kayseri Bölgesi Hakemlerinden Abdülkadir Bitigen yönetecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön eleme Turunda başlayan Fenerbahçe ligi erken açmıştı ve 3 kulvarda mücadelesine başlamıştı. Şu ana kadar çıktığı 3 resmi maçın 3'ünü de kazanan Fenerbahçe son olarak Maribor'u sahasında 3-1 mağlup etmişti. Şimdi burada önemli bir bilgi vereyim. Eğer Fenerbahçe bugün 3-1 kazanırsa ben 3-1 kazanacağını hissediyorum. İçimden bir ses böyle söylüyor. 50 kişiye üyelik hediye edeceğiz arkadaşlar. Kazanmak istiyorsanız kanala abone olun. Videoyu bu videoda dahil beğenin ve birçok video izleyin. Kısa kısa oynatma listesi açın. Arka planda oynasın. Boş verin. Siz, siz, ne yapacaksınız? Bırakın oynasın. Daha çok sayıda video izlemiş olursunuz. İşinize daha çok gelir. Orada Fener'in maçı var. Şöyle biraz kenara alalım. Şimdi Kahramanmaraş'ta depremlerden dolayı Gaziantep Futbol Kulübü geçen sezon bir nevi ligden çekilmişti. Ama bu sezon devam ediyorlar. Herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Fenerbahçe çatı çatı transferlerle başladı. Edin Cekolar, Şimanskiler, Bekao, Kent, Ciku, Tadic, Mert Müldür, Bartu Elmaz, Umut Nair gibi isimler kadroya katıldı. Ve hani Arda Gülerler, Buruma, Rossi, Atilla Selay, Valencia, Berisha, Pelkas, Samatta ile yollarda ayrılmıştı Fenerbahçe'de. Cao Pedro son olarak ve Thiago Çukur'da başka takımlara kiralandı. Pedro'nun iki zorunlu sağlık. Lincoln'un sözleşmesi dondurulmuştu. İki takım bugüne kadar bir zira Türkiye kupası olmak üzere 9 resmi maçta karşı karşıya gelmiş. Çok enteresan değil mi diyeceksiniz ama değil arkadaşlar. Gaziantep Spor ismi değişti. Bu Gaziantep FK. Yani Gaziantep Spor değil bu. Anladınız mı? Fenerbahçe 7 galibiyet. Gaziantep FK'si 2 galibiyet elde etti. Terlacivert takım sağ sonradı. 5 maçta da rakibini mağlup etmeyi diyor İnşallah 6'da 6 yapmış oluruz. Muhtemel 11, muhtemel 12 ben iş için içine girmeyeceğim. Küçük bir hatırlatma yapayım. Luan Perez'in geçen sezondan kalma kırmızı kart cezası var. Yani Luan Perez Galatasaray maçında yemişti sanırım. 2 maçlık bir kırmızı yemişti. Son hafta e, oynanmadığı için Orada bir haftasını tamamladı. Bir de bu maçta tamamlamış olacak arkadaşlar. Bilginiz o zaman yani Luan Perez yok. Savunmada Serdar Aziz'in de sakatlığı vardı. Muhtemelen Ciku bekao ikilisini izleriz. Samet Akaydın ve Emir Ortakaya yedekler olabilir. Hani diyorsunuz ya hocam şu transfer niye gitmedi? Bu transfer daha niye gitmedi diye. Böyle şeyler bekleniliyor. Bugün ısrarla belirtiyorum. Ben Fenerbahçe'nin 3-1 kazanacağını hissediyorum. İçimden bir ses böyle söylüyor. 3-1 biterse ya da 2 farklı Fenerbahçe galip gelirse 50 kişiye üyelik hediye edelim. Yani bizden yana sıkıntı yok. Hediye edebiliriz. Ama paramız var mı bilmiyorum. İnşallah vardır. Yoksa da benim adıma birileri hediye eder. Ben onlara parasını gönderirim. Kartta para olmayabiliyor arkadaşlar. Çünkü benim kredi kartım yok. Kullanmıyorum. İnşallah hiç kimse de kullanmaz. İnşallah herkesin maddi durumu iyi olur. Hani benimki maddi durumu iyi olduğundan kötü olduğundan değil. Ben direkt kırdım attım. Allah bereket versin parama dedim. O gün bugündür de çok aramıyorum. İnşallah herkese bereket versin. Bugün akmayız karamız ortaya çıkacak. Galatasaray puan kaybetmiş. Süper Lig'de yeni sezon başlamış. İddialı bir şey yapmak istiyorsan bir şeyler becermek zorundasın. Bugün saat 19.15'te Sivas Spor Samsun Spor müsabakası var. Aslında biraz da izlenilebilir maç. Bizimle aynı saatte Adana Demirspor Rize Spor maçı var 21.45'te. Sebebi de şu. Konferans Ligi'nde Perşembe günü oynayan takımlar evindeyse lig maçı da evindeyse pazar günü oynarlar. İkisi de evindeyse pazar. Perşembe pazar. Konferansta deplasmandasın. Burada da deplasmandasın. Pazartesi oynarsın. Ya da ee, burada evindesin. Orada deplasmandasın. Yine pazar oynayabilirsin arkadaşlar. Bilginiz olsun. Son olarak da yarın Alanya Başakşehir Karagümrük Beşiktaş maçları var. Saat 21'de. Puan tablosuna bakmak mantıklı değil ama Hatay Spor 5-1 gibi net bir skorla Pendik Spor'u yenerek lige başladı. Ee, o yüzden de aslına bakarsanız ligin şu an lideri Hatay Spor Kasımpaşa Ankara gücünü 3-2 yenmiş. Galatasaray Kayseri maçı 0-0 bitti. Ama Fenerbahçe açısından iyi bir şey oldu. Galatasaray puan kaybıyla, moral bozukluğuyla başladı. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Bugün maça dair skor tahmininizi yazar mısınız? Ve gollü, ayrıntılı yazın arkadaşlar. Sonra da ben demiştim, ben demiştim demeyin. Canlı yayında söylüyorsunuz, unutuluyor, gidiyor. Burada söyleyin. Açık açık yoruma yazın. Hocam şu skorla biteceğini düşünüyorum. Şunlar da gol atar diye. Bakalım kimler kahin ustası? Bir de üyelik için bana dilenmenize gerek yok. Ben de seni iyi takip ediyordum ama adam değilmişsin. Üyelik vermedin diyorsun. Sen adam değilmişsin. Üyeliği ben vermiyorum. Şuna ver, buna ver diye vallahi vermiyorum. Lan öyle bir şey olsa bak yemin ediyorum. Yurt dışındakilere derim ki atın bana bir 50 şer euro. Fişekleyin. Western Union'dan 50 euro gönder. Ben sizin yerinize alırım. Oraya da notum eklerim. Her ay başı 15 TL'lik ya da 60 TL'lik verin. Bir de bunları da WhatsApp'a alırım. 6720 lira. 50 euro ne yapıyor? Aşağı yukarı. Bugünün şartında çok para. Yani bugünün şartında ne kadar yapıyor? 1500 lira falan yapıyor. Onlar da mutlu olur. Ben de mutlu olurum. Para kazanmış olurum. Hani eğer böyle kişiye özen. Sistem diyor ki senin kanalında şu çok video izledi. Şu çok beğeni attı. Şu çok reklam izledi. Arkadaşlar reklam izleyin. Reklamların üstüne reklam veriniz, ziyaret et var. Ona tıklayın. Reklamın üstüne tıklayın. Açılsın. Sistem sizi para kaynağı görüyor. 10 tane reklam tıklayın. Farklı farklı reklamlara 10 tane tıklayın. Sistemle bir gün içinde coşarsınız. Hemen akşamleyin hediye üyeliğiniz gelebilir. Olabildiğince reklam atıklayın. Beğeni de yapın. Oynatma listesini açık bırakın. Yani bana dilenmenize gerek yok. Söylemenize gerek yok. Ben vermiyorum. Ben para yatırıyorum. Sistemde diyor ki şunlar hak etti diyor. Umarım anlatabilmişimdir. Fenerbahçe'mize şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun. Gaziantep Futbol Kulübü'ne, Hatay Spor'a ve diğer depremler etkilenen bütün takımlara da tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bizler sahada, yani sahada rakibiz ama gerçek hayatta kardeşiz. Galatasaraylılarla şunlarla bundan alay edebiliriz. Gülebiliriz. Yenildiniz şöyle böyle. Onlar bizimden. Biz onlarla dalga geçebiliriz ama hakaret boyutuna, küfür boyutuna gitmez. Mesela ben çok seviniyorum. Vanda Nara, Icardi'nin Neşi. Korkulan hastalığı yokmuş. Ne güzel. Allah herkese şifa versin. Rabbim hastalıklarına, herkesin hastalığına şifa versin. Yani Allah göstermesin. O kadına bir şey olsa mutlu mu olacaktık? Değil. Hiç kimsenin canına malına bir şey olmasın. Hani diyor ya rahmetli Allah rahmet eylesin Eren. iyi ki varsın Eren. Biriniz de iyi ki varsın Eren demediniz diye. Anlatabiliyor muyum? Biriniz de iyi ki varsın Eren demediniz diyor ya. Çok zoruna giden bir cümledir o ya. ya. Biriniz de demediniz. Demek ki yaşarken kimse kıymetimi bilmedi demek istiyor. O yüzden yaşarken insanların kıymetini bilin. Yani hiç beklemediğiniz şekilde insanların başına bir şey gelebilir. Biz birbirimizi sevelim, sayalım. Bu dünya kimseye kalmaz. Hepinize izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Biraz da gevezelik yaptım. Kusuruma bakmayın. Görüşmek üzere.